Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 9. sınıf Akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 14. videosundayız ve geometrinin en önemli konularından birini daha işleyeceğiz. Evet, en önemli konularından biri neydi? Benzerlikti. Şimdi ikincisi. Yani dik üçgeni işleyeceğiz arkadaşlar sizinle. O kadar önemli ki arkadaşlar, geometrinin tamamı tamamına yakını yani %90'ı diyelim dik üçgen ve benzerlik üzerine inşa edilmiştir. O yüzden bu konuyu da lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Ya hocam çok basit yerler deyip geçmeyin bazı yerlerde. Çünkü geometrinin çoğunluğunda kullanacağımız yöntemleri, teknikleri burada o ufak tefek yerlerde söyleyeceğim sana. Böyle küçücük bir pisagor bağıntısı da bile çok güzel bir şey söyleyeceğim. O yüzden hiçbir yere atlamadan güzel güzel tane tane dinle. Soru sıralaması falan çok güzel. Akıcı bir şekilde ve her kalıp soru var. O yüzden dik üçgeni burada çok iyi bir şekilde dinlemen lazım ve anlaman lazım. Evet gençler, dik üçgeni toplamda 5 video diye planlıyorum. Şimdi dik üçgenin birinci videosundayız. Yani Pisagor bağıntısından bahsedeceğiz sizlere. E, e nereden ulaşıyorsunuz? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu 5 videonun PDF'ine ulaşacaksınız. Yani dik üçgen adı altındaki PDF'e ulaşacaksınız. E, dik üçgen PDF'ini indirdin, çıktısını aldın. Kalemin hazır. Daha doğrusu sen hazırsan Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle dik üçgenin tanımıyla başlayalım. Bir açısı 90 derece olan üçgene ne diyoruz? Dik üçgen adını veriyoruz. 90 derecenin olduğu köşedeki kenarlara biz dik kenar diyoruz. 90'ın karşısındaki kenara da biz ne diyoruz? Hipotenüs adını veriyoruz. Şimdi gelelim Pisagor bağıntısına. En önemli bağıntı. Buna dikkat et. Nedir bu Pisagor bağıntısı? Arkadaşlar hipotenüsün bir dik üçgende hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani B kare eşittir. A kare artı C karedir. Sadece bunu mu kullanacağız? Özel durumları var. Dinlemeye devam et. Sakın ama sakın ihmal etme. Her şeyi dinle burada. Çünkü sırasıyla çok güzel bir şekilde anlayacaksın. Peki hocam ben burada B kare değil de dik kenar sormuş olsaydı ne yapacaktık? Yine B kare eşittir. A kare artı C kare denkleminden bulabilirdik. Ya da C kareyi yalnız bırak. Ya da A, A sorulmuş olsaydı. A kareyi yalnız bırak burada. Öbür tarafa attığında a kare neye eşit oluyor? b kare eksi c kare eşit oluyor. Yani dik kenarda ne eşit oluyormuş? Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesine eşit oluyor. Peki hocam burada aynı zamanda kare kökünü alacak olursam b kare b neye eşit oluyor? a kare artı c kare eşit olmuyor mu? Ya da burada kare kökünü alacak olursam bir dik kenarda kare kökünde hipotenüsün karesi eksi c kare eşit olmuyor mu? Oluyor. Evet bu normalde sen klasik olarak hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamını bil. Bunlar sonra da yavaş yavaş zaten oturur. Bunları ezberleme. Kendini zaten çıkartacaksın bunlarda. Tamam mı? Şimdi Pisagor'un özel halleri var ama özel hallerine gelmeden önce öncelikli olarak şu iki soruyu yapmak istiyorum. Hadi bakalım örnek biri yapalım. Hocam bak dik kenar hipotenüs soruluyor. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi derim. X kare buradan ne geliyor? 36 artı 81 geliyor. X kare buradan ne geliyor? Topladığım zaman 117 yapıyor. Aa, buradan ne gelecek? X'i kök 117 diye bulur muyuz? Buluruz. E 117'yi bundan sonra ne yapacaksın? Kök, kök dışarı çıkartmak için çarpanları ayıracağım. 3'e bölsen 39, 3'e bölsen 13, 13'e bölsen 1. Yani x 3'ün karesi çarpı 13 şeklinde olduğundan 3'ün karesi de dışarıya 3 diye çıkacağından cevabı 3 kök 13 diye buluruz. Sabret çok kısa bir yolu var. Biraz sonra. Geldik şuraya. Burada da arkadaşlar dik kenar soruluyor bana. Direkt a kare neye eşittir arkadaşlar? Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesidir. A kare buradan neye eşittir? 36 eksi 16'ya eşittir. A kare buradan 20'ye eşittir. A hocam A da buradan kök 20'ye eşittir. Kök 20'de 20'yi çarpanlarına ayırıyorsun. Sonra burada 2 çarpı 2 çarpı 5 mi yaptı? Evet. Yani A 2'nin karesi çarpı 5'e eşit oldu kare içinde. A buradan 2'nin karesi dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 5 yaptı mı? Yaptı. E hocam var mı bunun kısa yolu? Var. Ama öncelikle şuradan bahsedeyim. Arkadaşlar bir dik üçgende Dik üçgenin özel bir durumları vardır. Ya 3 4 5 üçgeni mesela. Bunları adını soyadınız gibi bileceksiniz. 3 4 5. Adın soyadın gibi bileceksin. 5 12 13. Sonra 8 15 17. Sonra 7 24 25. Bunlar hatta bir tane daha ekleyeceğim biraz sonra aşağıya. Bunlar adın soyadın gibi bilinecek. Niye hocam? Bunlar özel üçgenlerdir. Bak 5'in karesi 3'ün karesi artı 4'ün karesi sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 13'ün karesi 5'in karesi artı 12'nin karesi sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Hatta 17'nin karesi 25'in karesi bunlar sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bunları özel üçgen olarak bil. Kafanda kalıp olarak bil. Olmazsa olmazın. Niye bileceksin? Bak normalde ben ezberle demem. Normalde bunları böyle yavaş yavaş öğrenirsiniz diyeceğim ama 5 dakikanızı ayırın ezberleyin. Çünkü geometrinin %80'inde hatta %90'ında biz bunları kullanıyoruz. Ben soru yazarken 3 4 5 kalıbı üzerine, 7 24 5, 25 kalıbı üzerine şu üçgenler üzerine yazıyorum. Tam sayı çıksın diye. O yüzden işleminin daha hızlı olmasını istiyorsan bunları bu şekilde bileceksin. Ha 3 4 5 bir de 2 katı var. 6 8 10, 3 katı 9 12 15, 4 katı 12 16 20 var. Hocam bunlar ne işimize yarıyor? Bak şöyle bir dik üçgenle karşılaştığın zaman atıyorum burası 15, burası 20. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hani 3 4 5 dedik ya 5 yani en büyük kenar her zaman hipotenüstür. Burada 13 hipotenüstür. 13 hipotenüsken 5 burası 12 burası olabilir. Ya da tam tersi 12 burası 5 burası olabilir. 8 ile 15 17 de 17 burası. 8 ile 15 yer değiştirebilir. Tamam mı? 8 ile 15 dik kenar hangi dik kenar olduğunu bilmiyoruz sadece. Tamam geldik şuraya. Şimdi 15 20'yi gördüğün zaman sen buraya x deyip de hocam x'in karesi eşittir 15'in karesi artı 20'nin karesi demeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Hocam burada ortak çarpana bakacaksın. Hani ortak çarpan nedir? 5. 5 çarpı 3 burası. 5 çarpı 4 burası. Aa hocam burası da 5 çarpımlı olmak zorunda. E burada 3 var. Burada 4 var. 3, 4. Ne üçgeni? 5. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 olur. Cevap da ne yapar? 25 yapar arkadaşlar. İşte o yüzden 6, 8, 10 mesela. 6, 8, 3, 4, 5'in 2 katı. 9, 12, 15. 3 katı. 12, 16, 20. 4 katı. Bunları hatta 3, 4, 5'de ben şöyle bir şey diyorum. 3 4 5'in 5 katına kadar hatta şuraya 15 20 25 de yazayım. 3 4 5'in 5 katına kadar da bilmeni tavsiye ediyorum. Bak 5 dakika boyunca 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 desen sen aklında kalmadı mı? Kaldı. Bir 5 dakikada 3 4 5'in katları için ayır. 3 4 5 2 katı 6 8 10 3 katı 9 12 15 4 katı 12 16 20 5 katı 15 20 25 de zaten aklında kalacaktır. Bunlar önemli. Niye? Dediğim gibi bak biz soru yazarları soru yazarken bu kalıpları kullanıyoruz. Yani geometri kitabının yarısında, bak geometri kitabının yarısında bu özel üçgenler hani Pisagorlu sorular varsa bu özel üçgenler kullanılıyor arkadaşlar hatta yarısından daha fazlasında. O yüzden hızlı olmak için bunu bilmek zorundasın. Mesela biz artık 9 12 gördüğümüz zaman 15 diyeceğiz. 12 16 gördüğümüz zaman 20 diyeceğiz ya da 12 20 gördüğümüz zaman dik kenar 16 diyeceğiz. 15 25, 15 20 25 var deyip deyip 20 diyeceksin dik kenara. Tamam mı? Sonra 5 12 13 Dik kenarlarda 5'in ve 12'nin katı varsa hipotenüs 13'ün katıdır. Adın soyadın gibi bileceksin. 2 katın 3 katını bilmene gerek yok. Şöyle bir üçgen gelip de burası 15 burası da 39 derse ortak çarpan 3 çarpı 5 3 çarpı 13. A 5 13 ne üçgeni 5 12 13'ten 3 çarpı 12 deyip buraya da 36 zaten sen kendin bulursun. Burada sadece 3 4 5'in katlarını bil. 5 12 13'ü bil. Sonra 8 15 17'yi bil. Bir de 7 24 25'i bil. Bir de kitaplarda biz soru yazarken de çok kullanıyoruz ve çok hoşumuza gider. 1, 2, kök 5 üçgenini bil. Yalnız bu 1, 2 nerede arkadaşlar? Dik kenarlarda. Bir kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. Dik kenarda değil de dik kenarda bir hipotenüste 1'e 2 oran varsa bu 30, 60, 90 üçgenidir. Zaten özel üçgenleri anlatırken bunu anlatacağım. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıdır. Mesela şöyle bir şey. 3, 6 ise direkt buraya ne diyeceksin? x'e 3 kök 5 küçük olanın kök 5 katı deyip işlemini yapacaksın. Ya da tam tersi hocam burası 8 kök 5 burası 16 a kök 5 acaba 1 2 kök 5 üçgeni mi? Yani burası x nedir? 8 mi acaba? 8 16 8 kök 5 evet küçük olanın kök 5 katı 1'e 2 oranında sağlanıyor sıkıntı yok. Tekrar tekrar söylüyorum. 3, 4, 5 ve 5 katına kadar biliyoruz. 5, 12, 13'ü biliyoruz. 8, 15, 17'yi biliyoruz. 7, 24, 25'i biliyoruz. Ve 1, 2, kök 5'i adınız soyadınız gibi bileceksiniz. Peki gelelim şimdi şu sorulara. Hocam bunlar kısa yoldan yapacağız demiştiniz. Ha var mı kısa yol? Bak bakalım ortak çarpan var mı? Ortak çarpan özel üçgenlerde de yapılır. Özel olmayan üçgenlerde de işinizi kolaylaştırır. Bak şimdi 6 dediğimiz nedir arkadaşlar? 6 ve 9'da ortak çarpan 3 değil midir? Evet en büyük ortak çarpanı bulacaksınız bu arada. 3. 3 çarpı 2 burası. Hocam burası da 3 çarpı 3. Hocam her ikisinde de 3 çarpanı var. Burası da 3 çarpı 2, 3. 2 ve 3 ile ilgili özel üçgen yok. Öyle kafadan uydurmalar da yok. 2, 3, 4 hocam değil. Yani 2, 3 ile ilgili bir özel üçgen var mı? Yok. E, hocam kısa yol yok o zaman. Özel üçgen yok o zaman. Var kardeşim. Normalde hipotenüs neydi? Kare küçüğünde. A kare artı B kare değil miydi? Evet. Yani geri kalanların kareleri toplamı olacak. 2'nin karesi artı 3'ün karesi diyeceksin kardeşim buraya. Yani yine burada yani ne yaptık? 3, 3 katını alıp hipotenüs Diğerli dik kenarların kareleri toplamıydı. E kare kök içinde kareleri toplamını yazacaksın. Yani 3 kök 4 art 9'dan 13'ü bak şunca işlemden yırtmış oluyorsun. Ya işte böyle ne kadar az işlem o kadar az hata. Ben böyle hata çok yapıyorum ya. O yüzden böyle hata yapmamak için işlemi kısaltmak için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Cevap da böylelikle 3 kök 13 çıkıyor. Bak bu çok büyük bir sayı da olabilir. Mesela buradaki sayı artık ben sana şöyle bir soru sorsam bak 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 dikkat et ben sana artık şöyle bir soru sorsam mesela ne desem daha büyük bir sayı daha büyük bir sayı ne olabilir arkadaşlar 18'e 27 desem sen burada x'in karesi 18'in karesi artı 27'in karesi mi yapacaksın hayır ne yapacaksın x eşittir ortak çarpan hocam 2 değil 3 evet ortak çarpan ama en büyük ortak çarpanı bul 9 çarpı 2 Burası 9 çarpı 3. Burası da 9 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. 4 artı 9'dan 9 kök 13. Sen bunu böyle yap 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 ilerden ilerleyen zamanlarda böyle köklü sayıları bile kafadan yapar konuma geleceksin. Şu an mesela ben kafadan yapıyorum. Sen de büyük ihtimalle birkaç sorudan sonra kafadan yapacaksın. Peki hocam bunda da aynı şeyi yapabilir miyiz? Yaparız tabii. Bu 6 dediğimiz nedir? 6 ve 4'teki ortak çarpan 2. 2 çarpı 3 burası. 2 çarpı 2 burası. O zaman A dediğimizde ne olacak? 2 çarpı kare küçüğünde yalnız dik kenar soruluyor. Dik kenar neydi? Hipotenüs karesi eksi dik kenar karesiydi. O zaman bunların kareleri farkı olacak. 3'ün karesi eksi 2'nin karesi olacak. Yani hipotenüs sorulursa kareleri toplamı dik kenar sorulursa kareleri farkı. Direkt ne çıkıyor? 2 kök 5 çıkıyor. Bak bunca işlemden yırtmış oluyor musun? Oluyorsun. Böyle sayılar büyük olduğunda bence bunu uygula. Tamam mı dostum? Evet geldik örnek 3'e. <laughs> ne demiş şimdi? AB uzunluğunu 20 vermiş. AD uzunluğunu 15 vermiş. CD uzunluğunu 24 vermiş. Bizden yukarıda verilenlere göre BC'yi de X demiş. Arkadaşlar dik üçgen yoksa kendimiz bak 90 derece var 90 derece var. Pisagor. Pisagor'dan burayı bulabiliriz. Ne üçgeni? 15-20. Vay efendim 5'in 3 katı 5'in 4 katı falan yapma. 3-4-5'in 5 beş katına kadar ezbere bileceksin. O yüzden ben de böyle yazacağım hemen. Hocam direkt burası 25. Bitti. Bak 15-20-25. 3-4-5'in 5 beş katından. E sonra burada da bir üçgen var. 24 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten x'i direkt 7 olarak bulur muyuz? Buluruz. Özel üçgen. Okuldaki öğretmenin de bunu böyle yapsan hiç puan kırmaz arkadaşım. Merak etme. Çünkü özel üçgen bunlar. Geldik buraya. Hocam dik üçgen var elimizde. Ama iki tane dik üçgen var. Bir şurada şuraya 13 vermiş, bir de buraya 20 vermiş. Hocam buradaki dik üçgende 12 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten burayı 5 buluruz. Büyükte de 12 var, 20 var. Hocam 12 20 neredeydi? 12 16 20 üçgeni değil miydi? Evet. Normalde bak sen bunu hocam 4 çarpı 3. Bunu da 4 çarpı 5 deyip hocam burası da 4 çarpı bak 3 var 5 var. 3 4 5 üçgeninden burası da 4 yapar deyip 16 diyebilirdin. Ama 12 20 varsa 12 16 20. Evet 5 artı x eşittir 16 oldu ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 11 bulduk. Örnek 4 11 çıktı. Geldik örnek 5'e. Şimdi burada bir dik üçgen var mı? Var. Hocam 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı burası. Benden ne isteniyor? BC isteniyor. 8 var. Burası da 15. 8 15 17 üçgeninden burası da 17'dir. Yani BC'yi kaç bulduk arkadaşlar? 17 olarak bulduk. Geldik 6'ya. Çok zevkli değil mi arkadaşlar? Bilince çok zevkli. AD uzunluğunu K demiş. Sonra CD uzunluğunu 4K demiş. CD uzunluğunu 4K demiş. Sonra Ali Bey uzunluğunu alt demiş. BC'yi de demiş. Her zaman özel üçgenler çıkmayabilir. Hocam hop çizersek 6, 7, 8 diye özel üçgen yok. Tamam Öyle bir tarafımızda yani kafamızdan uydurmak yok. Özel üçgenleri artık adın soyadın gibi biliyorsun. E ne yapacağız hocam? E burada şey diyeceğiz. Ve burada buna lütfen dikkat et. Neye dikkat et? Hocam normalde burada Pisagor bağıntısından şurayı bulacağız. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından y'yi bulacağız. Sonra bir de buradaki Pisagor bağıntısından nereyi bulacağız arkadaşlar? K'yı bulabiliriz. Ya da CD isteniyor bizden. Evet K'yı bulduktan sonra da şey yapabiliriz. Arkadaşlar normalde şuradaki soldaki Pisagor bağıntısında Y kare neye eşit? 6'nın karesi artı 7'nin karesine eşit. Değil mi? Evet. Aa hocam burada da Y kare. Bak burada da Y kare neye eşit? K'nın karesi artı 4K'nın karesine eşit. Her ikisi de Y kare eşit olduğundan bunlar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Evet normalde bak sen şöyle de yapabilirsin. Hocam Pisagor'dan burayı buldum. Sonra bir de burada Pisagor yapalım. Şurayı bulabilirim diyebilirsin. Ama sana burada güzel bir yöntem, güzel bir teknik veriyorum. Ee, i̇kili Pisagorlar olduğunda ortak kenar varsa Pisagorlarda ortak kenarı yalnız bırak. Bak burada ortak kenar hem buradaki dik üçgen hem de buradaki dik üçgende ortak kenar y değil mi? Y'yi yalnız bırak. Y kare 6'nın karesi artı y 7'nin karesine eşit. Aynı zamanda y kare k'nın karesi artı 4'ün karesine eşit. Her ikisi de y kare eşit. Bunlar birbirine eşit. İşlemin daha kısa olur. Bu dediğime uy ÖSYM de buna uygun sorular soruyor çünkü. Ben ÖSYM dilinde ders anlatıyorum kardeşim. Ve okuldaki öğretmenin dilinde ders anlatıyorum. ÖSYM nasıl soruyorsa okuldaki öğretmenin de zaten seni o şekilde yetiştirmek zorunda. Biz de seni o şekilde yetiştirmek zorundayız. ÖSYM bu dili kullanıyor. Öbür türlü çok işlem kalamalığı olur. Lütfen sen de buradan yap. E hocam burada her ikisi de birbirine eşitse. Burası 36 artı 49 eşittir. K kare artı 16 K kare yaptı. Buradan ne geldi o zaman? Şu ikisinin toplamı ne yaptı? Hocam 5 yaptı burası da 85 mi yaptı? Evet 17k kare eşittir 85 yaptı. 5 mi yapıyor? Evet 5 eşittir k kare yaptı. K'yı da buradan ne bulduk o zaman? Kök 5 bulduk. Benden ne isteniyor? CD isteniyor. Hocam CD de 4k e 4k'da 4k yerine kök 5 yazarsak 4 kök 5 olarak çıkar mı? Çıkar. Örnek 6 4 kök 5 oldu. Geldik örnek 7'ye. ABC üçgeninde AB A birim sonra AC 4A artı 4 verilmiş. Burası da 4A artı 5 verilmiş. Ne yapacağız burada? Ya bildiğimiz Pisagor bağıntısı yapacağız. Bütün kenarlar var. Yapalım bakalım. 4A artı 5'in karesi eşittir. 4A artı 4'ün karesi artı A kareye eşittir. Bazen de böyle sadece işlem yeteneğiyle yani sizin eski bilgilerinizi ölçebilirler sorularda. Açalım bunu. 4 birincinin karesi nedir? 16 a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 20 a çarpı 2'den 40 a yaptı. Artı ikincinin karesi 25 eşittir birincinin karesi 16 a kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 32 a artı ikincinin karesi de 16 artı a kare yaptı. 16 a kareler gitti mi gitti a kare burada kalsın hocam a kare kaldı sonra hepsini bu tarafa toplayalım o zaman 40 a'yı buraya atınca eksi 8 a yaptı. 25'i de buraya atınca eksi 9 yaptı. Bu sıfıra eşit oldu. Çarpanlara ayıracağız. A'ya A. Eksi 9'a artı 1 dersem çapraz çarpımların toplamları ortaya veriyor. Yani buradan A eksi 9 çarpı A artı 1 eşittir 0 geldi. Şu eşit 0 A eksi 9 eşit 0 A'yı buradan 9 buluruz. Bu eşit 0 A artı 1 eşit 0 A'yı buradan eksi 1 buluruz. İki kök çıktı karşımıza. Ama burada A uzunluk olduğundan dolayı A negatif olamaz. A 9 olur. Bizden ne isteniyor? AC isteniyor. AC uzunluğu da neye eşittir arkadaşlar? 4A artı 4'e eşit olduğundan A yerine 9 yazacak olursak 4 kere 9 36 artı 4'ten cevabı ne buluruz? 40 buluruz. Bazen de sadece ve sadece elinizin çalışması gereken yerler karşılaşa, yani yerlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. AB uzunluğunu kaç vermiş? AB uzunluğunu 5 kök 5 vermiş. Sonra AC uzunluğunu 15 vermiş. BC'yi de 20 vermiş. DC uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız burada? Arkadaşlar burada işlem yapacağız. Nasıl bir işlem yapacağız? Şuraya X diyelim. Buraya da ne kaldı o zaman? 20-X kaldı. E arkadaşım bir burada Pisagor yapacağız. Bir de burada Pisagor yapacağız. Mecbur. E hocam iki tane dik üçgen var burada. İki dik üçgende şuraya H deyip de 15'in kare seçtirelim. H kare artı X kareden bir denklem. 5 kök 5'in karesi eşittir. 20 eksi x'in karesi artı h kare deyip ikinci denklem. Sonra 2 bilinmeyen iki denklemi çözeceğiz mi? Çözeceğiz. Buradan çıkar mı? Çıkar. Ama biraz önce ben sana ne tavsiyede bulunmuştum? Ortak kenar varsa hipotenüste o ortak kenarı yalnız bırak demiştim değil mi? Evet ortak kenar bak burada buydu. Y kare eşittir 6'nın karesi artı 7'nin karesi. Aynı zamanda k kare artı 4 kare eşittir. 4'ün karesini eşittir 4K'nın karesine. E burada da hocam hem buradaki üçgende hem de buradaki üçgende H ortak değil mi? E o zaman ilk başta burada Pisagor'unu yap. H'ı yalnız bırakacaksın. H kare neye eşit? Hipotenüs olduğu için bu karesi eksi karesi. 15'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Öbüründe H kare neye eşittir? Hocam karesi eksi karesi. Yani 5 kök 5'in karesi eksi 20 eksi x'in karesine eşit olacaktır. E bu 225 eksi x kare eşittir. 5 kök 5'in karesi 25 çarpı 5'ten 125 yaptı. Eksi bu 20 eksi x'in karesini açalım. Birincinin karesi 400. Birincinin karesi kaç yaptı? 400. Eksi birinci ile ikinci çarpının 2 iki katı. 20 x'in 2 katı 40 x yaptı. Artı ikincinin karesi de x kare. Ama önünde eksi var. eksi'yi de atacağım. Eksi 400 artı 40 x. Eksi x kare yaptı. x kareler gitti mi gitti. Sonra 40 x burada kalsın. 125'i öbür tarafa atsam. Hocam 125'i öbür tarafa attığım zaman 5 kere 5 25 çarpı 5'ten bu 125 mi yapıyor? 25 evet 125 yapıyor. Bunu attık öbür tarafa 100 mi yaptı? Evet. 100 yaptıysa burası. Bir de 400 buradan geldiyse ne geliyor arkadaşlar? 400 buradan geldiyse hadi bir, bir, bir şey yapalım ya 125 100 400 da buradan gelmişse 500 yaptı takıldık kaldık valla. 40x yaptı o zaman buradan ne oldu? Sıfırlar gitti 50 bölü 4'ten X de 4 x eşittir 50'den x'i de ne buluruz 50 bölü 4 olarak buluruz yani cevap 25 bölü 2 çıkar mı arkadaşlar çıkar bu da işlem arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi şu soruda da söylemiştim ÖSYM bunu bu tekniği sorunun sorun içerisinde kullandırıyor ama bu sadece dik üçgende gelmek zorunda değil İlerleyen zamanlarda dikdörtgen konusunun içerisinde 10. sınıfta göreceksiniz Hatta 11'de çemberin içerisinde bunları çok göreceksiniz. O yüzden ortak kenar varsa ortak kenarı Yalnız bırak. Evet geldik şuraya. Örnek 9'a. Hocam burada da aynı şekilde. Hocam bak burada da bir Pisagor bağıntısı var. Bir de büyükte bir Pisagor bağıntısı var. Bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. E ben şuraya bir Y dersem ortak kenar var mı diye bakalım. E, sonuçta bir burada X kare artı Y kare eşittir 25. Bir de Y'nin karesi artı X artı 2'nin karesi eşittir 3 kök 5'in karesi deyip işlem yapabilirsin. Ama burada ne yapacağız arkadaşlar? Ortak kenar var mı diye bakalım. Hocam bir buradaki dik üçgende bir de büyük dik üçgende x var diyenler yanılıyor. Çünkü şuradaki dik üçgende x var ama büyük dik üçgende x artı 2 var. Ortak kenar değil ki o. Ama bu dik üçgende y var. Büyük dik üçgende de y var. Ortak kenar y değil mi? Evet. Y kare neye eşittir? Hocam küçük üçgende bunun karesi eksi bunun karesi. 5'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda y kare neye eşittir? Hocam büyük üçgende de 3 üç kök 5'in karesi eksi x artı 2'nin karesi diyeceğiz. Açalım şunu. x kare artı 4 x artı 4 yaptı. Bu 20, her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit bu arada. 25 eksi x kare eşittir. 45 bunun karesi 9 çarpı 5'ten 45. Sonra eksi dağıtıyorum. Eksi x kare eksi 4 x eksi 4 bir yaptı arkadaşlar? Evet. Şunlar gitti. Eksi 4 x'i buraya atalım. Artı 4 x yaptı. Buradan buraya attığın zaman ne geliyor? Hocam 20 geldi. 20'den de 4 çıkınca 16 yaptı. 4 x 16'dan x'i de kaç buluruz? 4 buluruz. İşte ortak kenarı anladın mı? Anladım. Ama şimdi sana bir tüyo vereyim mi? Bazı sorularda ne yapabilirsin biliyor musun? Hissedebilirsin. Hissetmek demek ne demek? Ama bütün kenarlar varken hissedebilirsin. Hisset kardeşim hisset. Hissetmek demek yerine koymak. Mesela sen burada özel üçgenleri boşuna mı ben sana bil dedim ezberle dedim. Adın soyadın gibi bil dedim. Bak burada özel kenarlı üçgenlerden 5 de var. 3 kök 5 de var. Hocam şu 5 ise acaba 3, 4, 5 üçgeni mi? Acaba burası üçgen burası 4 mü diye bak. E öyleyken burası üçgen burası ne oldu? 6 oldu hocam. 3, 6, 3 kök 5 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Bak her gördüğüm 5'te hocam burası 3'tür burası 4'tür diyemezsin. Biz burada ne yaptık? Acaba dedik burası 3, 4, 5 üçgenim diye hissettik. Sonra büyük üçgende de nesine baktık? Sağlamasına baktık bu şekilde de sağlaması da tutuyorsa his, hislerinde doğrusundur. Ha hocam ne bileyim ben bunun 3 bunun 4 denersin. Hocam 5 ile ilgili 3 4 5 var ya acaba burası 4 burası 3 mü? Bak 4 5 3 kök 5 sağlamıyor. Ha sağlamıyorsa dik kenarları yer değiştir. Burası 4 burası 3 de 3 4 5 de hemen aynı zamanda burası 3 burası 6 3 kök 5 de sağlamış oluyor. Bu şekilde de hissederek de bazı soruları da yapacaksın arkadaşlar. Ama hissetmek dediğim Dediğim gibi biraz önce sadece 5 varsa bu 3, 4, 5 demek değildir. Sağlaması da tutuyor mu tutmuyor mu diye bakmak lazım. Bu dediğimi de unutma. Geldik şuraya. A, bu ne? A, B, C, D'yi kaç vermiş? 6 vermiş. A, B, 6. Burası da 6. Bir de B, C'yi de 16 vermiş. Hocam şurası da 16. E ne yapacağız? Buraya X deyip, buraya 16 x deyip bir burada Pisagor'dan burayı buradaki Pisagor'dan burayı mı bulacağız? Hayır. Bunlar da bilinmeyen olduğu için sıkıntı olur arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar ben Benzerlikte de çok söyledim. Bir uzunluk isteniliyorsa bizden iki konudan bulunur. Özel durumlar yoksa açı ortay kenar ortay gibi. Zaten açı ortayında ispatın nereden geldiğini gösterdik. Sıkışırsam benzerlikten yapabileceğini de gösterdik zaten. Ee, arkadaşlar şunu söylüyoruz. İlk önce dik üçgenden çözülebiliyor mu diye bak bir uzunluk soruluyorsa. Dik üçgenden çözülemiyorsa benzerlikten yapacaksın. Dik üçgene karşılık getirmek için ne yapacaksın? Dik üçgene karşılık getirmek için yöntemlerimizden biri ne biliyor musun? Dikdörtgen oluşturarak dik üçgeni yapmak. Mesela burada hocam şurada bir dikdörtgen yaparsam hop şöyle bu da önemli bir şey lütfen dikkat. Dikdörtgen oluşturdum hocam burada. 6 ise 6, 16 ise 16. O dikdörtgenden sonra burada da bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Hocam burası kaç? 12. Burası kaç? 16. 12 16. Ne üçgeni bak buna ait de bir dik üçgen oluşmuş oldu. 20 üçgeninden 3 4 5'in katından cevabı 20 olarak buluruz. Geldi örnek 11'e. Bu sefer de şöyle bir şey var. Bak 90 dereceler var mı? Var. Şu dik, şu da dik verilmiş. Yani şurası da 90 derece olarak söyleyeceğiz. Sonra CB ile CD birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar amacımız nedir? Dik üçgene karşılık getirmek. Çevre isteniyor benden. Tamam çevreyi bulmaya çalışırız. Şuradan bir dik üçgene karşılık getireyim. Şunu bulmaya çalışacağım. Dolayısıyla burayı da bulmuş olacağım. Burası x, dörtgen burası 4, dört, burası sekizgen burası 8 sekiz mi? 8. Dik dörtgen 90. Aa dik üçgen oluştu mu? Oluştu. İstersen dışarıda da oluşturabilirdim bu arada. Neyse hocam şunların eşitliğini kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? E şuraya bir A dersem A artı 4 ise burası da A artı 4 mü? Evet. E, pisagor yap Pisagor'unu. A artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesinden işlem işlem işlemle A'yı bulursun. O işlemi sen yaparsın. Okuldaki sınavında o işlemi sen yap. Ama normal test sınavında falan ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Kardeşim hisset. Bak 8 var. 8 varsa özel üçgenlerden hangi üçgenler aklına gelir? Ya 6 8 10 gelir 3 4 5'in katından ya da 8 15 17 gelmez mi? Gelir. Gelsin. Onları bil. Özel üçgenler o yüzden bil diyorum. Dene bakalım 6 8 10 oluyor mu? A yerine 6 koyarsam 6 8 A yerine 6 yazdığımda sağlaması tutuyor. Burası da 10 oluyor. Bak sağlaması tuttu. Hissetmek dediğim işte bu kardeşim. Evet A'yı buradan işlem de yapsan 6 bulursun. Çevre isteniyor benden. E arkadaş burası kaç? 10. Burası da 10. 10 artı 10 artı 4 artı 8 isteniyor benden. Cevap kaç çıkar o zaman? Çevre 32 çıkar. Anladın değil mi? Olay bu işte. Geldik şuraya. E bazen de böyle bir işlem yapmamızı isterler bizden. Hocam ne var burada? Burada dik üçgen verilmiş. Ben B karenin neye eşit olduğunu bilirim. A kare artı C kareye eşit olduğunu biliyorum. Var mı A kare artı C kare? Yok. Ama bunu buraya atarsam. Hocam A kare artı C kare artı 2B kare eşittir 120 çıkar. E A kare artı c kare b kare eşittir. Bunun yerine b kare yazarsam toplamda 3 b kare eşittir 120 çıktı. O zaman b kare buradan 40 çıkar. B'yi de böylelikle 40 buluruz. Bu 4 çarpı 10 ya 4 dışarı 2 diye çıkar. B'yi de 2 kök 10 diye bulur muyuz? Buluruz. Bizden ne isteniyor? AC isteniyor. E, AC uzunluğu da zaten B'ye eşit değil mi arkadaşlar? Evet. 12. soru böylelikle bazen de işlem yaptırırlar bize. 2 kök 10 çıkar. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Ne diyor? ABC üçgeninde AD ve CE kenar ortay. Evet AD kenar ortay. CE de kenar ortay. Sonra AF'yi 8 vermiş. EF'yi 3 vermiş. Hocam kenar ortayların kesim noktası olduğu için burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. 8 ise burası 4 olur. 3 ise burası kaç olur? 6 olur. AC nedir diye soruluyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Mecbur. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Burada bir Pisagor bağıntısı var. Çünkü buradaki uzunluk var. Dik üçgen var elimizde. E o zaman şunlara ne diyeceğiz? A, A diyelim. Şunlara da B, B diyelim. Hocam sarı üçgendeki Pisagor bağıntısı da A kare artı 2B'nin karesi. A kare artı 4B kare neye eşit? 8, 4 daha 12'nin karesine eşit. Çünkü burası 12 değil mi? Evet. 12'nin karesi de 144 yaptı. Sonra burada da bir dik üçgen var. Buradaki dik üçgende de kenarlarımız ne? 2A ve B değil mi? Yani 2A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. 9'un karesi yapacaktır. Yani 81 yapacaktır. E şimdi ne yapacağız? Hocam burada 2 bilinmeyen 2 denklem geldi. Denklemi çözebiliriz. Mesela burayı eksi 4 ile çarp taraf tarafa toplayabiliriz. A'yı B'yi bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet ama dikkat et. Hocam benden şu x deniyor X'i bulmak için 2A'nın karesi ve 2B'nin karesini bulmam lazım değil mi? Yani 4A kare art 4B kareyi bulmam lazım. E burada taraf tarafa toplayınca zaten bak güzel bir şey geliyor. 5A e kare artı 5B e kare geliyor. Sanırım daha kolay olacak. Ki aklında bulunsun toplamları böyle 3A e kare artı 3B e kare, 5A e artı 5 e kare, 5B e kare gibi bir şeyler geldiği zaman bu şekilde de toplamayı da ihmal etme. Evet topladığımız zaman kaç geldi? 225 geldi buradan değil mi? E buradan 5'e böldüğümüz zaman A kare artı B kare de kaç yapıyor? 45 yapıyor. Şimdi benden ne isteniyor? X. X kare de neye eşittir? Hocam 2B ve 2A'nın kareleri toplama yani. 2A'nın karesi 4A kare artı. 2B'nin karesi 4B kare. Yani 4 parantezinde A kare artı B kare isteniyor benden. E hocam burası 45 ya. 45 ile de bunu çarpınca kaç yaptı o zaman? 4 kere 5 20. 180 mi yaptı? Evet. X kare 180 ise X de böylelikle kök 180 çıkar. Burası 36 çarpı 5 olduğundan dolayı. Cevap da ne çıkacaktır o zaman arkadaşlar? 36 dışarıya 6 diye çıkacağından cevap 6 kök 5 diye çıkar mı? Çıkar. Evet örnek ölçüde bu şekilde bulduk. Bazen böyle Pisagor bağıntıları da yapabiliriz. Bunlardan da korkmayacağız. Özel durumlara da dikkat edeceğiz. Özel durumları da söyledik zaten. Özel üçgenleri bileceğiz. Ve ondan sonra dik üçgenimiz çok güzel bir şekilde gidecek mi? Gidecek. Daha bu özel durumların hepsini 5 video boyunca kullanacağız zaten arkadaşlar. Dik üçgenleri 5 videoda bitireceğiz çünkü. Ee, ve dik üçgenin ilk kısmını böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda dik üçgenin devamında Öklit Teoreminde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.